Emin senle başlayalım. Herhalde zor bir akşam yaşayacağız. Bugün bir arkadaşımızın ismini yazacağız. O yüzden üzgünüz birazcık. Ama bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ama ünlüler takımı kazandı. Onları da tebrik ediyorum. Söylenecek bir şey yok. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Aleyna, senle devam edelim. Bir sakatlığın vardı, oynamadın. Doktorumuz da oynayabilir raporu verdi bu arada. Yani biz hiçbir yarışmacıyı da oynaması için zorlamıyoruz. Sakatlığın durumu nasıl, onu soralım istersen. Acun Bey, kolum ya daha doğrusu da elimin şurası biraz fazla şişti. Ödem yaptı galiba. Benim biraz acı eşiğim düşük olduğu için çok fazla hissediyorum yani vücudumda bunu. O yüzden oynasam da sağ kolumu büyük ihtimalle kullanmamaya çalışacaktım ve bu bana daha çok hani büyük bir sakatlık verirse ya da hani itme oyunları falan çok vardı. Daha çok canımı yakar, daha büyük bir sakatlığa yol açar diye açıkçası risk almak istemedim. Bu şekilde. Mağlubiyet için ne söyleyeceksin? Mağlubiyet için çok güzel bir parkurdu, çok eğlenceli bir parkurdu. Parkurun bizim olduğuna çok inanmıştık gerçekten. Bütün arkadaşlarımın sonuna kadar mücadele ettiğini gördüm, tanıklık ettim. Herkesin başarısını kesinlikle gözlemledim ve herkes çok iyiydi. Atış konusunda talihsizlikler yaşadık fakat bir sonraki parkurlar için daha güzel bir şekilde geleceğimize inanıyorum. Poyraz, sana soralım. Sen neler söyleyeceksin? Zor bir gün oldu sizin için. Biraz favori gibi duruyordunuz daha önceki parkura bakınca ama kaybettiniz. Evet, bugünkü iki yarışta da iki mağlubiyet aldık. Bu bizi biraz üzdü, hırpaladı. Ama iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Bugünkü mağlubiyetler bizim takımımızın durumunu göstermiyor. Yarınki ve bir sonraki bütün yarışmalarda tekrar var gücümüzle savaşıp kazanacağımıza çok inanıyorum. Hemen Ayşe'ye soralım. Ayşe, sen neler söyleyeceksin? Vallahi bugün çok büyük bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü karşı takımda iki tane iyi basket atan vardı gerçekten. Zaten biri çok değerli bir basketçimiz. Öncelikle karşı takımı tebrik ediyorum. Biz gerçekten inanarak çıktık ve parkur gerçekten İkincisi çok... İsmail miydi? Evet. Erkeklerde de oydu. Ben basketbolcu değilim. Ve biz gerçekten inanarak çıktık oraya. Çok eğlenceli ve çok yorucu olmayan bir parkurdu. Sondaki atışlarda biraz talihsizlik yaşadık. Ben bile bir payla kaçırdım. Sadece o kadar zoruma gitti ki. Ama işte sürekli önümüzdeki yarışmalara bakmamız gerekiyor. Bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Onun dışında ismini yazacağımız arkadaşımıza şimdiden üzülmemesini tavsiye edebiliyorum. Onun haricinde hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum. Steven, sana soralım. Sen neler söyleyeceksin? Parkur hızın çok iyi ama suda bir vakit kaybediyorsun galiba. Yüzmede çok iyisin. Atışlarda da biraz bugün tutuktun. Evet abi, yani Survivor'ın kaderini belirleyen bir oyundu bu bizim için. Yani sadece bizim için değil, her iki takım için dokunmazlık oyunu çok önemli. Dediğiniz gibi parkurda iyiydim. Suda evet biraz zaman kaybediyorum ya da zaman kaybettim bugün. Arkadaşlarıma yardımcı olamadım. Onların mücadelenin yanında benimki biraz yetersiz kaldı. Ama üzülecek bir şey yok. Çünkü yarın ya da bir sonraki dokunmazlık oyunu var. Bir ümit var yani. Biz onu alabiliriz ve karşı takımda da biri yazılmasını sağlayabiliriz. Ona inanıyoruz şu anda. Kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bu Survivor'da var. Kazanmak var. Kaybetmek var. O yüzden kazanan ünlülere tebrik ediyoruz. Bizim arkadaşlarıma da ayaklarına sağlık, ellerine sağlık. İyi mücadele ettik. İsim yazacağımız arkadaşımız da maalesef Survivor'ın bir kuralı bu. Mutlaka birini yazacağız, mutlaka birini göndereceğiz ya da bir şekilde birinin ismini yazmamız gerekiyor. O da kimin, yani şu anda herhangi bir isim düşünmedim ben mesela. Oraya kadar gidene kadar düşüneceğim yani hangi isim yazacağımı. Şimdilik öyle yani diyebileceğim başka bir şey yok yani. Teşekkür ediyorum. Dora, hemen sana soralım. Üzücü bir gündü gönüllüler için, neler söyleyeceksin? Evet abi. Ben aslında yine parkurda rüzgar gibi estiğimizi düşünüyorum. Ancak sonda top bizi sevmedi. Şahsım adına konuşmam gerekirse en sonda
karşı tarafın biraz şansı yaver giderek geriden gelmesine rağmen atışları tamamlayabildiler. Ama kimse sanmasın ki böyle devam edecek. Bundan sonra bizim performansın çok daha yükselerek devam edeceğini düşünüyorum. Ünlüler takımına çok daha zor günler bekliyor. Yazmamız gereken bir arkadaşımız var. Kesinlikle yani İlayda'dan sonra nasıl bu tercihi tekrar yapabileceğimizi bilmiyorum. Oraya gidene kadar Timsin hakkında birinin olduğunu düşünmüyorum zaten. İnşallah bu son olur. Bundan sonraki Gönüller takımı daha da zirve oynar. Herkes için hayırlısı. Hanzade sana soralım. Yani ilk oyunu kaybettiniz, ikinciyi kazandınız, üçü kaybettiniz, dördü kaybettiniz. Yani açıkçası kaybediyorsunuz bayağı. Neler söyleyeceksin? Evet, bütün kayıplar, yani mağlubiyetlerimiz hepimizi çok üzüyor. Ve bugünkü özellikle hepsinden bir tık daha fazla üzdü diyebiliriz. Bugün kesinlikle kazanabileceğimize inanıyordum. Olmadı. Yani ben hep sonuçta rakibin gücünü ve kuvvetini değiştiremiyoruz. Dolayısıyla kendi %100'ümüzü orada sergilememiz gerekiyor. Ben kendime de bu sözü verip buraya geldim. Kendi %100'ümüzü yapabildiğimiz an zaten kesinlikle yenilmeyeceğimize eminim. Umarım bundan sonrası için biz kazanan taraf oluruz diyorum. Teşekkür ederim ve Yunus Emre'ye soralım. Sen neler söyleyeceksin? Takım neden kaybetti? Gelecek için neler söyleyebilirsin? Abi dokunulmazlık oyununu kaybettik. Çok üzgünüz. Takım elinden geleni yaptı. Ama işte bir atışlarda bir sıkıntımız var yani. Artık atışlar bizi gerçekten sevmedi bugün. Sabah da yenildik. Bugün de yenildik. Yani bir kaybetme serimiz var. Bunu yani güzel bir takımız aslında. Enerjik bir takımız. Ama bunu bir türlü artıya çeviremedik. Bundan sonra inşallah artıya çevirmek istiyoruz. Bundan sonra biz bir seri yakalıp devam etmek istiyoruz. Bugün de yazacağımız bir arkadaşımız var. Tabii onun da hakkında inşallah hayırlısı olur. Yani kimi yazacağımızı da bilmiyoruz daha doğrusu. Daha kendimizi hani parkurlarda yeni yeni görüyoruz arkadaşlarımız hep beraber kendimizi. Yani kimi yazacağımızı da bilmiyoruz gerçekten. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun abi. İnşallah bundan sonrası için daha iyi olur. Teşekkür ediyorum. Ve Reşat sana soralım hemen. İddialı bir yarışmacısın biliyorum. Kaybetmeyi de sevmiyorsun ama bugün kaybeden taraf sizsiniz. Zor bir gün geçirdik Acun abi. Zor bir gece geçiriyorduk. Yarınlarımız inşallah iyi olacak. Ben Gönüllüler takımına gönülden inanıyorum. Atışlarda biraz sıkıntı yaşadık. Ama içimizdeki o hırs çıkacak ortaya yani. Ben inanıyorum takım oturacak daha iyi. Hayırlısı her şeyin diyelim. Ses de gitti galiba oyunlarda. Acun abi bağırmaktan, tezahürat etmekten sesi tükettim. Bir de gücü de veriyorum. Güç var da ses yok. Etkiliyor beni. Sena sana soralım. Bugün üzücü bir mağlubiyet aldık. Öncelikle kendi takımı daha sonra Ünlüler takımını tebrik ederim. Yarın yine beraber olup galibiyeti alırız ve Bilsin de karşı takımdan çıkar. Sözü Sancaka'ya verelim. Hırslısın, kazanmayı çok istiyorsun onu fark ediyorum. Çabalıyorsun ama kaybedince de yani pozitif yönden bakıyorsun galiba. Tabii ki yani ben hırslı bir insan değilimdir. Kendi kabiliyetlerimi biliyorum. Gösterebildiğim kadarı beni tatmin ediyor. Bugün de böyle oldu. İki oyuna çıktım, iki oyunu da aldım. Kaybettik, buna sinirlenip üzülmem. Oyunu kazandım, ben kazandım diye de sevinmem. Bu total bir şeydir. Dediğim gibi her zaman da söylüyorum. Bu bir takım oyunu. Biz kaybettiysek buna üzüleceğiz ama karalar bağlamaya da gerek yok. Çünkü ne kadar inandırıcıdır bilmiyorum. Ama biz gerçekten bugün ikinci oyuna gelirken hiç enerjimiz yoktu. Nefes dahi alamayacak gibiydik. Hatta ben şahsım adına konuşmam gerekirse parkuru görene kadar diyordum bugün çıkmamak için arkadaşlarımla konuşmam gerekiyor diye. Parkuru gördüm ve içimdeki enerji birden yükseldi ve inandım orada olmamız gerekiyor. Bu bizim parkurumuz, yapabiliriz, buna inanıyoruz. Ve çıktık sıfır enerjiyle başa baş bir mücadelede kıl payı kaçırdık. Yani cidden çok korkutucu geliyor bizim takım bana. Çünkü dinlenip biraz da gıda takviyesi aldıktan sonra umarım sizi üzmeden güzel bir
müsabaka gösterebiliriz. Teşekkür ederim.